Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün yine 5. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin ilk yazılısına çalışacağız. Biliyorsunuz geçen hafta bir adet video yayınlamıştık. Bu ikinci videomuz biraz daha kapsamı geniş bir video olacak. Daha fazla konu içeriyor. Geçen videomuzda yaptığımız gibi yeni etkileşimli olacak. Yani sınavdaki soruları ben çözmeden önce durdurup kendini çözeceksiniz. Sonra benden kontrol edeceksiniz. Anlaştık. Şimdi başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz önce aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone oluyorsunuz. Ayrıca yanındaki zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Başlayalım. Sınavımızda konu sırası yok. Bütün konulardan soru sordum sevgili gençler. İlk sorumuz ondalı sayıları sayı doğrusunda gösterme ile ilgili. Evet videonuzu durdurun çözün benden kontrol edin ben çözmeye devam ediyorum. 3,2 ile 3,3 arası ondalı sayıları noktalı yerlere yerleştirmemizi istiyor. A, B, C sayılarını bulacağız. Şimdi 3,2 ve 3,3 arasındaki sayıları bulurken bizim bu sayıların arasını bulabilmek için şunların yanına birer sıfır eklememiz gerekiyordu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 gibi olur. Tabi virgül var. 3,28, 3,26 ve 3,24. Ne diyoruz? 3,24, 3,26 ve 3,28 oluyor. Evet, üçünü doğru bulduysanız ilk sorumuz 5 puandı. Hemen geçelim ikinci sorumuza geldik. Bu da bir ondalık sayı problemi sevgili gençler. Yine burada toplama çıkarma kullanmanız gerekiyor. Evet yine siz durduruyorsunuz. Ben çözmeye devam ediyorum. Patatesin kilogram fiyatı 4.55 TL ve soğanın kilogram fiyatı 3.85 TL'dir. Patates ve soğandan 1 kilogram alarak manava 10 TL ödeyen müşteri kaç TL para üstü alır diyor. Öncelikle aldıklarımızın fiyatını toplayacağız. Birer kilo olduğu için problem yok. 4.55 TL. 3, 85 yazıyorum toplayacağım. 5 artı 5 bak virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Her ikisi de virgülden sonra iki basamak olduğu için hiç problem olmadı. 5, 5 daha 0 elde var 1. 5, 8, 13 bir de elde 14. Yine bir elde virgülü koy. 4, 3 daha 7 bir de burada 8. 8, 40 aldıklarımızın fiyatı. Tabi cevabımız bu değil. Ne yapacağız 10 liradan çıkaracağız. 10 eksi 8,40 yapacağız ama dikkat bak bu bir tam sayı. 10 tam. Bu ise 8 tam. Onun için 8'i 10 tamın altına getiriyorsun. Virgül 40 yazıyorsun. Buraya da virgül 0 0 yazıyorsun. Ardından çıkarma işlemi yapabiliriz. Normal 1000'den 840 çıkarıyormuş gibi çözeceğiz. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 4 çıkmaz. Ele gittim. Onda da yok. Elden aldım. Burası 10 oldu. Buraya 9 kaldı. Bu da buraya verdi. 10. 10'dan 4 çıktı. 6. Virgülü koy. 9'dan 8 çıkar. 1 lira 60 kuruş cevabımız A şıkkı olacaktı. Üçüncü sorumuzda da ondalık sayıları sıralayacağız yine. Bu da yine 5 puanlık bir soru. Hadi durdurun ben devam ediyorum. Verilen DF sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak yani sıralayacağız sonra harfleri de bulacağız. Çok basit ne yapıyorduk? Eğer bir sıralama yapmak istiyorsanız virgülden sonraki sayının basamak sayısı eşit olacak. Bunun virgülden sonra bir basama var. Bunun iki var. Bunun 3 var. Eşit olması için 0 virgül bunun 6 ya arkasına 2 sıfır ekliyorsun. 0,600. Şu 0,66 idi ya bir tane sıfır ekliyorum. Sonuçta değiştirmiyor sayıyı. Bu zaten 3 basamaklı. Ardından sayıların ilk tam kısımlarına bakıyoruz. 0 tam 0 tam 0 tam. Bana cevapta yardımcı olmadı. Geçiyorum o zaman virgülden sonraki ilk basamağa. Ya da virgülden sonranın hepsini de değerlendirebiliriz. Bak 600, 660, 606. Kim büyük? 660 yani E sonra 606 olan F sonra da D. Yani ne diyoruz? E büyüktür, F büyüktür, de. E, F, D. E, diyoruz. Evet şıkları E, F, D koymamışlar. Bu soru yanlışmış. Ben de hiç dikkat etmemiştim. Şunu biz buraya yeni bir şık ekleyelim. E, F, D. cevap E, F, D olacak. Yoksa ben mi bir yanlışlık yaptım? Bir daha kontrol edelim. 2 sıfır ekledim. 1 sıfır ekledim ve bu da 606 oldu. Sıralamaya baktığımızda 0 tam binde 600 sıfırtan binde 660 sıfırtan binde 606. 660 büyüktür. Sonra 606 büyüktür. Sonra da 600 büyüktür. Yol sıralamamız doğru. Cevabımız EFD olacaktı. Dördüncü sayımız yine ondalık sayılarla ilgili bir toplama ve çıkarma sorusu. Şimdi durduruyorsunuz ve çözüyorsunuz. İlk olarak V harfini bulalım. Ne yapacağız? V ile K'yı bulup çıkaracağız birbirinden. V'yi yapmak için alt alta yazıyorum. Virgüller alt alta gelecek. Tam kısımlar alt alta. 5,7. Her ikisi birer basamak olduğu için problem olmadı. Toplayalım. 5 artı 7. 12 elde var. 1. Virgülü koy. 4, 5 daha 9. 1 ekle 10. İlk sayımız ve yani V sayımız 10,2. K sayımıza gelelim. 1,288 4,3 bak. Yana kaymıyorsun sakın. Virgül 6,6 gelsin. Sonra boş kalan yere 0 yaz. Toplayalım. 8, 8, 2, 3 daha 5, 1, 4 daha 5 bunu da bulduk k da Şimdi ne diyorduk? V ile K arasındaki sayı. Bu ne demektir? Çıkarma işlemi demektir. Yani V'den K'yı çıkaracağım. 10,2 5,588 yani 5'i buraya yaz, virgül alta gelsin. 588. Eksi yap buralara da 0 yaz. 0'dan 8 çıkmaz. Elden elden ala ala gidecektik. Buradan 1 kaldı. Buraya 9, buraya 10. Şunları da sileyim. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 8 çıktı 1. 1'den çıkmaz. Elden aldık. 11. 11'den 5 çıktı. 6. Virgül koy. Artık burada ne var? 9 ele verdik ya. 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4. Cevabımız 4,612 idi. Evet bu soru zor bir soruydu gerçekten. Eğer şu ikisini bulduysanız 5 puan çıkarmayı yaptıysanız bu da 5 puan. 5, 5 toplamda 10 puana ulaştınız. Evet 5. sorumuza geldik. Artık yüzdelere yavaş yavaş başlıyoruz. 5 puanlık bir soru. Siz durdurup çözüyorsunuz. Ben devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani kesir, ondalık ve yüzdeyi dönüştürmekle ilgiliydi. İlk sayıyı ondalığı yüzdeye çevireceğiz. Ne yapıyorduk? Virgülden sonra okuyorduk. Bak onda yüzde. Yüzde otuz üç. Yüzde otuz üç. Doğru. Onda beş. Yüzde beş. Bu onda 5 diyor. Bu 5 diyor. Yanlışlık var. Bunun yüzde olması için sonuna bir sıfır koyuyorduk. 0, 50. Oku. Onda yüzde. Yüzde 50, yüzde 5. Yanlış. Aradığımız cevap buymuş. Bunları nasıl yapıyorduk? Payda eşitliyorduk. 2'yi 100 yapmam gerekiyor. Bunun için 50 ile çarpıyorum. 50 kere 1, 50. 50 kere 2, 100. Yüz. Eşittir. 50 oluyordu. Demek ki bu da doğruymuş. Biz yanlış aradığımız için bunları eliyoruz. 2 bölü 5 aynı mantıkla 5'i nasıl yaparım? 20 ile çarparım. 20 kere 2 40. 20 kere 5 100. Yüzde 40 mı? Evet bu da doğruymuş. Eledik. Zaten cevabı B bulmuştuk. Evet hızla devam ediyoruz. Yine yüzde ile ilgili bir soru. Bize bir kareli zemin vermiş. Bunu yüzde ile göstermemizi istiyor. 5 puanlık bir soru. Sorunun çözümüne gelirsek 4'e 5 boyutundaki 20 kareden oluşan şeklin 5 karesinin içi boyanmıştır. Yüzde kaçtır? Sonra da bize bir ipucu da vermiş. Ne diyor? Kesre çevirirsen kolaylıkla çözersin. Çözelim. 20 kare var 5'i boyanmış. O zaman 5 bölü 20 midir? Tamam. Yüzdeyi çevirirken ne yapıyoruz? Çok basit. Az önce de yaptık. Paydayı 100 yapıyoruz. 20'yi nasıl 100 yaparım? 5 ile çarparım. 5 kere 5. 25. Hem yukarıyı hem aşağıya çarpıyorsun. 5 kere 20. 100. Ne çıktı? Yüzde 25. Yani yüzde 25. Kolay bir soruydu. Cevap değişikti. Şimdi yedinci sorumuz da yine yüzdelerle ve dönüşümlerle ilgili. Bu sorumuz 10 puan 2 adet olduğu için her biri beşer puan. Ona dikkat ederek çözersiniz. Biz A'yı ve B'yi bulacağız. Sonra da toplayacağız. 0,3'ü yüzdeye çevirmek için ne yapıyorduk? Az önce yapmıştık. Bu okursam onda 3 oluyor. Ben Bana yüzde lazım. O zaman sonuna bir sıfır koyuyorum. Ne oldu? %30. A harfini bulduk. 30 Bde 11 bölü 25'inin paydasını genişleterek 100 yapıyorduk. 4 ile çarparsam olur. 4 kere 11, 44. 4 kere 25, 100. Ne oldu? %44. Buraya da 44 yazıyorum. A ile B'yi topla diyordun. Toplarsam 74 cevabını bulurum. 8 sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Buyurun yine çözmeye çalışın. Ben de çözüyorum. 0 tam 66, 0 tam onda 4 yukarıdaki ifadeleri sırayla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce okunmuş olan sayıyı ondalığa çevirelim. 0 tam, hatta şuraya yazalım 0 tam. Yüzde 66, yüzde deyince ne oluyordu? 66. 0 tam onda 4, bak onda 4. Ne istemiş benden? Yüzde olarak istemiş. Zaten bu ne oluyordu? Onda yüzde, yani yüzde... 66 bu tamam. 66 olanlar. Şu ikisi gitti. Bu ikisi kaldı. Bu ise onda 4. Bunu yüzdeye nasıl çeviriyorduk? Sonuna bir sıfır koyarak. O da yüzde 40 oluyor. Yani cevabımız B şıkkı oluyormuş. Evet bu da kolay bir soruydu. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Evet 9. sorumuza geldik. Burada da bir yüzde problemi çözeceğiz birlikte. Hemen başlayalım. Sorumuz 10 puanlık bir soru bu arada. Siz çözmeye çalışın önce durdurup sonra benden kontrol edin. Beşinci sınıfların 60 öğrenci olduğu bir okulda öğrencilerin yüzde otuzu kız, yüzde yetmişi erkektir. Hangisi doğrudur diyor? Biz tabi bunun hesabını yapacağız, sonra konuşacağız. 60 öğrencinin mesela kızları hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? Önce bunu kesre çeviriyorduk. 30 bölü 100. Sonra eğer sadeleşiyorsa sadeleştiriyorduk. En kolay sadeleştirme nedir? Yukarıdan bir sıfır, aşağıdan bir sıfır silmektir. Yani 3 bölü 10. Tamam. Yani 60'ın 3 bölü 10'unu hesaplayacağız. Bunu yaparken aşağıya bölüyorduk. 60'ı 10'a böleceğim. 60 bölü 10, 6. Sonra çıkan sonucu yukarıyla çarpacağım. Yukarıda 3 var. 6 kere 3, bu çarpma demekti. 18 oldu. Biz neyi bulduk? 3 bölü 10, yani 30 bölü 100, yani %30. Bu kimdi? Kızlar. Kızlar neymiş? 18. Bir şıklara bakalım. Ne diyor? 18 kız vardır. Evet bu doğruymuş. Peki erkekleri sorsaydı ne yapacaktık? 60'tan 18'i çıkar. 42 tane de erkek varmış. 10. sorumuzda doğru doğru parçası ve ışının adını biliyor musunuz? Onu öğreteceğiz birlikte. 5 puanlık kolay bir soru. Ben çözmeye başlıyorum. A kapalı B açık. Bakın bir tarafa doğru uzuyorsa ışın deniyordu buna. Peki nasıl gösteriyoruz? Onu da hatırlamış olalım. A tarafı kapalı B tarafı açık olduğu için şu şekilde gösterebiliyordunuz. Bakın C tarafına da uzuyor. D tarafına da uzuyor. Buna direkt doğru diyorduk. Nasıl gösteriyorduk? C ve D yazıyorduk. Hiçbir şey yapmıyorduk. Yani iki tarafı da açık kalıyordu. Ya da üzerine böyle bunun şeklinde aynısı olan şunu da çizebilirsiniz. İki farklı gösterim var. EF'ye bakıyorum. EF'nin her iki tarafı da kapalı. O zaman buna ne diyorduk? Doğrunun parçası. Yani şundan bir parça kesmişler gibi oradan aklınıza gelebilir. Doğru parçası. Nasıl gösteriyorum? Hem E hem de F tarafı kapalı olduğu için her iki tarafı da şöyle kapatıyoruz. Evet olay bu kadar. Bir tarafa doğru gidiyorsa ışın, her iki tarafa doğru gidiyorsa doğru, hiçbir yere gitmiyorsa doğru parçası dedik. 11'de de açı ölçerle açı nasıl ölçülür onu bir tekrar edeceğiz ve hatırlayacağız. Cenk aşağıdaki açı ölçerle sağ ve sol yönünü iki tane dar açı ölçmüştür. Cenk'in yaptığı açıları isimlendiriniz ve açının ölçüsünü M sembolüyle gösteriniz. Tamam. Bakın şimdi ilk şununla başlayalım. F, D, E. Şöyle yazabiliyorsunuz. FDE açısı şöyle şapka koyuyorduk. M yazınca ne oluyordu? Açının ölçüsü. FDE açısının ölçüsü kaç eşitmiş bakın. 50'ye. Bunu şöyle de gösterebilirsin. Tam tersi. EDF yazarsan yine aynı bak. EDF eşittir 50 diyebiliyoruz. Tamam. 2. Her ikisi de doğru. Bu taraftaki açı dar açıyı soruyordu. Yine buradan bakıyorum. BDA. M, B, D, A. Bu B sevgili yaşlar. B, D, A kaç dereceymiş? 70. Yer değiştir. A, D, B. A, D, B eşittir. 70 diyebilirsin. Böyle bunlardan birer tanesini yazdıysan bile doğrudur. Burada bir de şunu hatırlatayım. Mesela öğretmeniniz sizi şurada mavi ile gösterdiğim açının ölçüsünü sorsa ne diyeceksiniz? Bu tarz durumlarda açıyı şöyle mavi ile göstereyim açımız şuradaki gösterdiğim mavi çizgili yerlerdir. Yani buradan başlayarak şuraya kadar gidiyorsunuz ve buradaki açın değerini buluyorsunuz. Burası kaça denk geliyor? 120, 130, 110. Demek ki burası kaçmış? 110 derece diyecektik. Tamam, bunu da hatırlatmış olayım. Evet 12. sorumuzda da açı türlerini konuşacağız. Yine 5 puanlık bir soru. Sizi çözmeye başlayın. Ben de çözmeye başlıyorum. Dar olanlara da, dik alanlara değil, geniş açılara G yazacağız ve bir kod çıkacak. Bunu bulacağız. 81. Neydi bir hatırlayalım isterseniz. Dar açı neydi? 90'dan küçük. Dik açı tam eşittir 90 diyorduk. Geniş açı da 90 ile 180 arasında olacaktı. Tamam. 81 90'dan küçük olduğu için da. 121 90 ile 180 arasında olduğu için g. 91 yine 90 ile 180 arasında olduğu için bu da g. 90 ise tam 90 olanı ne diyorduk? Dik diyorduk. Yani d. Di. Da g g d. GG GGD arıyorum. B şıkkında buluyorum. Soru 13. Köşegenlerden bahsediyor. Ben burada size çokgenin diğer özelliklerinden de kısaca bahsedeceğim. Ama siz yine bu soru 5 puan 5 tane köşegen çizin. Puanınızı alın. Başlayalım. İlk olarak çokgenimizi bir hatırlayalım. Neydi? Şuradaki gösterilen noktalara köşe, bu aradakilere kenar diyorduk. Tamam. Şunlara, şu iki kenar oluşturduğu kısma da açı diyorduk. Tamam. Bunun kaçgen olduğunu nasıl buluyorduk? Kenarları sayarak. 1 2 3 4 5 6. Ne diyorduk buna? 6gen. Altı kenarlıysa altıgen, 7 kenarlıysa 7 gen diyorduk. Peki sorumuzun cevabı ne? Köşegen. Köşegen ise bir köşeden diğer köşeye çizilen çizgiye deniyor. Mesela kendine bir köşe çiziyorsun. Seçtim. Buradan başlıyorsun. Yanındaki köşeler hariç çizmeye. Buradan şu kaç köşeyi çizdim? 1. Buradan çizdim. 2. Yine buradan çizdim. 3. Buraya çizemem. O zaman başka bir köşeye geçiyorum. Buraya geldim. Buradan karşıya çizdim. 4. Buradan çizdim. 5. Buraya çizemem. Başka köşeye geçersin. Buradan komşusu olmaya bak şuraya çizersin. 6. Buradan buraya çizebilirim. 7. Bitti. Başka nereden çizeyim? Bir de şuradan çizebilirim. 8. Bir de şu karşıya çizerim. 9. Çizebileceğimiz bütün köşeye geldi. Çizmiş olduk sevgili gençler. Bu şekilde ama bize 5 tane soruyordu. Siz bunlardan 5 tanesini çizdiyseniz 5 puanı aldınız. Evet sınavımızın son sorusu 14. sorumuz. Burada da üçgenlerin isimleriyle ilgili bir soru. Eğer öğretmenleriniz bu konuları dahil etmediyse tabi bunların puanlarını siz kendiniz diğer çözdüğünüz sorulara dağıtabilirsiniz. Hemen çözelim sevgili gençler. İkiye ayırmış açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgen. Açı isimlerini de hatırlarsan hemen cevap buluyorsun. Bak dar açı, dik açı, geniş açı diye gidiyor değil mi? Hemen diyorum ki dar açılı üçgen, dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen diyoruz. Kolaylıkla cevabımızı veriyoruz. Peki kenarlarına göre olanlar. Bunu da kenarların eş olup olmama durumuna göre düşünüyoruz. Mesela bütün kenarları eş olursa ne olur? Üç kenarı eş deriz. Buna eş kenar yani bütün kenarları eşit olan üçgen deniyor. İki tane eşit olursa ikiz kenar hiç eşit olmazsa da çeşit çeşit kenar. Tabi bir tane çeşit yazıyoruz. Çeşit kenar diyoruz. Evet sevgili gençler bir sınavın daha sonuna geldik. Şimdi kaç puan aldığınızı hesaplayıp yoruma yazmanızı istiyorum. Ayrıca takıldığınız konuları benimle paylaşmak istediğiniz farklı mevzular olursa yine aşağıdaki yorum kısmına yazabiliriz. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.